Merhabalar arkadaşlar, Falcınberg Kalan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle pirinç falı açılımı yapacağız arkadaşlar. İlk attığım videoya çok ilgi gösterdiğiniz için bu açılımı tekrar tekrar yapmak istedim arkadaşlar sizlerin huzurunda. Umarım beğenirsiniz, umarım hoşunuza gider diyorum bu açılım. Tabii ki bu açılımın şifası var arkadaşlar. Şöyle göstermiş olduğum gibi bir VFX hazırladım. Bu VFX açıkçası hayatınızda sizi çok rahatlatacak ve çok iyi bir şekilde maddiyatınızı düzeltecek bir VFX'tir arkadaşlar. Yani açıkçası şifalı bir VFX üzerinden yapacağımız bu açılım sizi çok rahatlatacak. Video içerisinde özellikle vücudunuzda hafif uyuşmalar başladıysa bu videonun şifasını zaten almışsınızdır demektir arkadaşlar. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu videoyu sonuna kadar izleyen kişiler bu videonun şifasını, bu videonun belgesini alacaklardır arkadaşlar. Şöyle pirinçlerimi de dökeyim arkadaşlar. Burada pirinçlerin renkleri farklı farklı. Siyah ve kırmızı şeklinde işaretledim arkadaşlar. Bunların hepsi bize farklı farklı anlamlar ifade edecek. Farklı farklı şeyler söyleyecek. Suyu döktükten sonra her şey belli olacak arkadaşlar. Öyle bir açılımdır. Öyle güzel, net bir açılımdır arkadaşlar bu açılım. Dediğim gibi bu açılımı ben daha önce bir kişiden gördüm. O kişinin bana öğretmesini söyledim ve bu açılımı net bir şekilde bana öğretti ve bu açılımı bu şekilde sizlere sunuyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Evet. Şimdi hayatınızda bir hareketlilik var. Yani bu hareketlilik açıkçası sizi biraz yormuş gözüküyor. Yani çevrenizde bir kişi, sanki siz o insandan kaçıyorsunuz artık. Yani böyle bir kişi var. Size uzaklaşmış bir insan, sizin güveninizi kırmış bir insan veya size hata yapmış bir insan. Sizin bu insandan kaçtığınızı görüyorum. Sizin bu insana karşılık yaptığı hatalar, yanlışlar, güvensizliklerden kaynaklı bu insandan kaçtığınızı görüyorum. Yani bu insan her ne kadar size bir şeyleri ifade etmeye çalışsa da siz artık bu insanı dinlemeyeceksiniz. Çünkü sizin açıkçası bu insanın size karşı hata yaptığını, yanlış yaptığını, hatta şöyle yakınlaştıralım biraz, yanlış yaptığını düşünüyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden bu insanı reddetmişsiniz. Bu insanla alakalı kalbinizde ve gönlünüzde bir yara olduğunu görüyorum. Bu yara bir türlü geçmiyor. Bu insan sizin lafınızı ve sizin sözünüzü itibar etmeyerek bir hata yapmış size. Bir üçüncü kişi enerjisi gördüm burada. Bu üçüncü kişinin enerjisinde, isminin içinde özellikle Y harfinin, E harfinin net şekilde göründüğünü söyleyebilirim arkadaşlar. 5 harfli bir isim. Bu bir kadın. Bu kadın aklınızdaki, kalbinizdeki insanı etkilemeye çalışmış. Ama siz artık her şeyin farkındasınız. Her şeyin farkına varmaya başlamışsınız. Size ihanet eden, size yanlış yapan, size sıkıntı veren o insanı net şekilde bilebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kibirli bir kişi var. Kimsenin iyiliğini bilmeyen bir kişi ona iyilik yapsa dahi onun iyiliğini inkar eden bir insan. Bu insan sizin çevrenizde bir insan. Bu kişi de hem gıybet, hem günah, hem de zina, bu tür özellikleri taşıdığını, bu tür işlerle uğraştığını, bu tür bazı şeyler yaptığını görüyorum. Bu insan hafif sinirli bir insan. Yani kendisini sinirli gözüktürüyor ya da huyu gereği sinirli bir insan. Ve sizde şu aralar çok unutkanlık başlamış. Neyi nereye koyduğunuzu unutabilir, ne iş yaptığınızı unutabilir, ne yaptığınızı unutabilirsiniz. Bu şekilde bir unutkanlık var üzerinizde. Bu unutkanlık stresten kaynaklı size gelen bir unutkanlık gözüküyor. Özellikle geçmişle alakalı şeyleri kafanıza çok takıntı haline getirmişsiniz. Geçmişle alakalı
bazı konuları gerçekten artık kendi derdiniz gibi bilmeye başlamışsınız. Bir kişinin sıkıntısı dahi olsa bu insanın sıkıntısını kendi sıkıntınız gibi bildiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Cumartesi günü size, bakın, cumartesi günü size mübarek olur. Cumartesi günü çok iyi kararlar, çok iyi adımlar atma ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden cuma günü herhangi bir okuma, herhangi bir dua, herhangi bir istek içerisinde olursanız ya da adak içerisinde olursanız bunu cuma ve cumartesi günü yapmanızı rica ediyorum sizden. Şunu da söylemek istiyorum. Akraba evinde, yani hane dışarısında hane içerisine giren bir akraba çevrenizdeki insan bir hastalık yaşıyor ya da bir hastalık yaşayacak. Böyle ziyaretine gideceğiniz ama sevdiğiniz bir akrabanız olabilir. Aynı zamanda bu videoyu izlediğiniz günden itibaren iki ziyaret gerçekleştireceksiniz. Bir kişi sevdiğiniz bir insan, hastaya yatıyor böyle yatağında. Bir onun ziyaretine gideceksiniz. Bir de bir başkasının ziyareti gözüküyor. Yine bu ziyareti olan kişi sevmediğiniz, daha öncesinde sizin hanenize işlem yaptırmış, daha öncesinde sizin hanenize büyü yaptırmaya çalışmış ve anne ile babanın arasını soğutmuş gözüküyor. İki kişinin hasta ziyareti oluyor. Bir kişi sevmediğiniz bir insan, diğeri de sevdiğiniz bir insan. İki insanın hasta ziyareti olacak. Yalnız şunu da net bir şekilde söylemek istiyorum. Bu açılım hayatınızla, hanenizle, çevrenizle alakalı net kehanetler veren bir açılımdır. O yüzden bu açılımda benim gördüğüm şeyi söylüyorum arkadaşlar. Bakın, öfkeli, kaba yüzlü, işinde sabırsız olan, tez bırakıp tez vazgeçebilen, daima gülüp oynamayı sevmeyen ama eğlence hayatını seven bir insanın ağırlığını taşıyorsunuz siz. Yani bu ilişkinizdeki bir insan. Bunun ağırlığı üzerinizde bir yük olmuş olabilir. Çünkü siz bu insana gönül vermiş, sevmişsiniz, değer vermişsiniz. Ama bu insanın size karşı değer vermediğini düşünüyorsunuz. Size karşı önem vermediğini düşünmeye başlamışsınız. Arkadaşlar, evet, öyle bir durum halinde geçmişsiniz. Çünkü bu insan sizden gerçekten çok uzaklaşmış. Bak, buradası. Burada resmen duygularını, düşüncelerini, eğlence hayatını, hayatını tek başına yaşayan bir insan görüyorsunuz. Ve şurasını kalabalık görüyorsunuz. Yani siz kalabalık içerisinde aslında bir yalnızlık çekiyorsunuz. Ama bu insan da sizden uzaklaştığı için böyle rahatlamış hissediyor. Ya da böyle düşündüğünüzü söyleyebilirim. Ama bu insan şu anki hayatında ona zarar veren ve aynı zamanda onu sizden uzaklaştıran insanlarla arasının net bir şekilde bozulduğunu, sizin hakkınızda bir sır sakladığını ve bu sırrı tekrar sizin karşınıza geçtiği zaman söyleyeceğini söyleyebilirim. Çünkü sizin bu insanla tekrar bir görüşmeniz, tekrar bir buluşmanız ya da tekrar yüz yüze gelme durumunuz var arkadaşlar. Bu insan yaptıklarından hiç memnun değil. Evet, ben sana çok hata, ben sana çok yanlış yaptım diyebiliyor. Çünkü gerçekten onu etkileyen insanlar olmuş çevresinde. Size karşı istemeyen, sizi istemeyen, onu iyiliğini istemeyen bazı insanlar olmuş. Hatta çevresindeki kan emici şeytanları siz çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Çok net bir şekilde görebilmişsiniz. Bu insanın hal ve hareketlerin değişiminden bazı şeyleri artık anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama artık eskisi kadar sizden uzaklaşayım havasında değil, size yakınlaşma
durumu içerisinde. Hatta şöyle yapalım, pirincimizi bir kaldıralım. Bakın, siz ona yakınlaşıyorsunuz, o size yakınlaşıyor. Ama aranızda büyük bir öfke var. Yani bu öfke belki de sizden kaynaklı gelen bir öfke. Bu insana bir öfke kusuyorsunuz. Ama bu tılsımın, bakın şu anda bu videoyu zaten buraya kadar izlediyseniz bu videonun şifasını almışsınızdır demektir. Şu anda bu videoyu izleyen kişiler şu anda vermiş olduğum, yazmış olduğum şu vefkin şifasını net bir şekilde alacaklar. Neden alacaklar biliyor musunuz? Aklınızdaki ve kalbinizdeki insan aslında bu duayla, bu vefkle tamamıyla size tekrar bağlanmaya, size tekrar alışmaya, sizden tekrar hoşlanmaya veya size tekrar adım atmaya başlayacağını ifade ediyor arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum. Yaklaşık 4, 14 ve 24 gibi vadelerde aklınızdaki insandan ilk önce bir haber alacaksınız. Bu haberi aklınızdaki insanın ortak arkadaşlarınız varsa ortak arkadaşlarınızdan ya da onun arkadaşlarından bir kişi size net bir haber getirecek. Aklınızdaki insandan. Aklınızdaki insanın ve kalbinizdeki kişinin sizi hala unutamadığını, sizi özlediğini, sizinle tekrardan mesajlaşmak, konuşmak ya da bir olmak istediğini duyacağınız ve aynı zamanda bu haberi duyarken de sır öğreneceğiniz bir durum olacak dörtlü vadelerde. Altılı vadelerde de aklınızdaki insandan size karşı bir adım gelecek arkadaşlar. O yüzden aklınızdaki insanın yerinde duramadığını, sizi tekrar tekrar stoklamaya başladığını ve özlediğini söyleyebilirim. Bir akrep enerjisi var ama arkadaşlar. Yani bir aklınızdaki insanın size karşı tuttuğu kin, öfke ya da beğenmediği, sizin ailenizden beğenmediği, sizden beğenmediği bir şey var. Bunu da sizin suratınıza, size yüz yüze geldikten sonra söyleyecek gözüküyor arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Burada maddiyatla ilgili yaşadığınız bir durgunluk var. Hatta hane içerisinde bir borç artımı, finansal konularda bir artış gözüküyor arkadaşlar. Hane içerisinde bir bereketsizlik varmış. Bakın, hane içerisinde gözü olan insanların diyeyim hatta çok olduğunu görüyorum. Bu insanlar hane içerisine ister istemez göz, nazar, dedikodu, iftira tarzında birçok şey salmış olabilirler. Bu yüzden hane içerisinde bir bereketinizin kapandığı durum olmuş, maddi konuda özellikle. Çünkü maddi konuda gerçekten çok durgunluklar yaşamışsınız. İş yerinizde dikkat dağınıklığı, unutkanlık ya da sakarlık tarzında birçok şey başlamış olabilir. Bu şekilde bazı etkiler yaşadığınızı görüyorum. Ama vermiş olduğum, yazmış olduğum bu vefk pirinç falında özellikle sizi çok rahatlatacak. Çünkü siz bu videoyu izlediğiniz günden itibaren birçok şeyden artık kurtulacaksınız. Yani sizi üzen, sizi kıran ya da size sıkıntı yaratan geçmişle alakalı birçok şey, çünkü en çok kafanıza takılan noktalardan bir tanesi geçmiş ve geçmişteki konular. Bunları da atlatıyorsunuz arkadaşlar. Bunların da üstesinden geliyorsunuz bir şekilde. Yani bunu da söylemiş olalım. Gerçekten çok büyük bir rahatlama hane içerisine giriyor. Yani resmen hanenin tepesinden bir ışık, hane içerisine bir gece vakti, özellikle bakın cuma gecesi ya da perşembe gecesi ya da cumartesi gecesi, aynen. Cumartesi gecesi giriyor arkadaşlar. Bunu da belli etmiş olalım. Çevrenizde bakın, çevrenizde arkadaşlar Y isimli, isminin başında Y harfi olan Yasemin olabilir. Ya Yasin olabilir. Ya bu şekilde bazı isimlerden tetiklenebilirsiniz, etkilenebilirsiniz. Onun dışında yine isminizde ve çevrenizde olan Ali, Ahmet isimli bazı insanların hayrını göreceksiniz arkadaşlar. Ali, Ahmet, Muhammed. Bakın çevrenizde böyle isimler varsa ya da böyle isimlerden bazı insanlar varsa bunlardan şifa göreceğinizi, bunlardan yardım alacağınızı, bunların sizin hayatınızda, bunların sizin çevrenizde size karşı verdiği bir fikirle, verdiği bir inanç ile, rehberlik ile sizi çok rahatlatacaklarını ve aynı zamanda sizin hanenizde olan bu maddi konudaki durgunluğunuz hane içerisinden bir kişinin bir adımı olacak. Bakın, hane içerisinden bir büyüğünüzün ya da
Hane içerisinde abiniz, kardeşiniz, ablanız varsa bunlardan bir kişinin bir adım olacak. Maddiyatla ilgili bir adım olacak. Hiç kimseye söylemeyecek ama planını. Kendi başına yapacak ve hanesine bunu sonradan söyleyecek. Diyecek ki ben böyle bir şey yapıyorum ya da yapmaya başladım. Haberiniz olsun. Bana bu konuda da kimse karışmasın diye de tepkisini de ortaya koyacak. Çünkü hane içerisinden bireyler birbirlerine çok karışır olmuşlar. Ya da birbirlerinden çok kusur aramaya çalışır olmuşlar. Bundan dolayı bir şey diyecek ve kafasında kurduğu şeyi yapacak. Yaptığı gibi de o işten para kazanmaya, gelirlerinin artmasına ve hane içerisindeki gelirlerinin artmasını sağlayacak arkadaşlar. Hane içerisine bir bereket musluğunun açıldığını, resmen gökyüzünden bir gece vakti inen bir ışığın hane içerisini net bir şekilde aydınlattığını görüyorum arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Ama şunu asla unutmayın. Dediğim gibi çevrenizdeki bazı insanlar, özellikle iş yerinizden sağ tarafınıza kadar uzanan bir köşede duran, bakın, hafif kilolu balık etli de bir bayan olabilir. Bu bayandan nazar çekiyorsunuz. Bu bayanın nazarını üstünüze almışsınız. Bu bayan sizin yaptığınız işi, yaptığınız azmi kıskanıyor olabilir. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Ama şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bir adak adamısınız siz. Yani evet, ben şunu istiyorum. Gerçekten ben bunun için duamı da ettim. İşte ne bileyim, yardımımı da yaptım. Bunu da yaptım. Bunu da yaptım. Ama bir adak adadım ben. Bu adadığınız adak. Bakın, bu adadığınız adak. Sizin elinize bir fırsat olarak geçecek. Yani bu fırsat bir belge üzerinde yazılı isminizin de olduğu ve imza atacağınız bir belge, bir zarfın içerisinde, özel bir zarf olabilir. Böyle pullu pullu bir zarf olabilir. Sizin hanenize kadar geliyor. Sizin dairenize kadar geliyor. Bunu aldığınız zaman yüzünüzdeki sevinç ifadesi hanenizdeki bireylere kadar yansıyacak. Hanede çok ani bir toparlanma, çok ani bir eşya toparlanması görüyorum. Bunu da bu şekilde aldığınız bu belge sayesinde gerçekten hayatınızda maddi ve finansal konulardaki birçok sorunu veya sıkıntıyı çözmüş olacaksınız. Özellikle borcu sıkıntısı olanlar bunun en dahilinde olan kişiler olacak arkadaşlar. Onun dışında son bir şey söylemek istiyorum size. Sizi çok rahatlatacak yine bir şey. Bakın arkadaşlar, hanenizde dedim ya, unutkanlık, dikkat dağınıklığı, geçmişe, hanedeki bireylerin ve hanenin geçmişe çok odaklanması, hanedeki bireylerin çok çabuk hastalanabilmesi bir nazardan kaynaklıdır. Ve daha öncesinde hanenize yapılmış, yaklaşık 15-17 yıl öncesinde yapılmış bir işlemden kaynaklı bu durumları yaşadığınızı görüyorum. Şu andan itibaren de geçmişe çok takıntılı olmanızın nedeni bu arkadaşlar. Bu bir. İkincisi, çevrenizde Merve, Melisa, aynı zamanda İrem, Yağmur tarzında ya da İlkay tarzında bazı insanlardan yardım alacaksınız. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Yine çevrenizde Meliha, Melisa ya da Tuğba, işte Selinay, Selin gibi bazı isimlerden de nazar çekebilirsiniz arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Bu sizin haneniz için çok önemli bir noktada olacak. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Hane içerisindeki açılan bu bereket musluğu bir kişinin mürüvvetine nasip olacak. Yani bir kişinin hayırlı bir işi. Hanede evlenemeyen, evlilik istemeyen ya da evlilik düşüncesi olmayan bir kişi varsa bu kişinin üzerine bir ölü toprağı serpilmiş. Yani bu kişi hiç kimseyle evlenemez. Hiç kimseyle evlenmek istemez, hiç kimseyle uyuşamaz. Bundan kaynaklı o insanın hane içerisinde evlilik istemediğini, evliliğin kötü bir şey olduğunu düşünmeye başladığını,
ya da evliliğin ona hiçbir fayda sağlamayacağını düşündüğü bir dönemde. Halide bir kişinin de mürüvveti olacak. Bilginiz olsun, bu siz de olabilirsiniz aslında. Ama eğer bu dediğim etkileri haneden bir kişi veya siz taşıyorsanız, bu kötü etkileri, kesinlikle bu konuda benimle iletişime geçin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benden detaylı bakım almak isteyen kişiler 0546 650 51 70 numaralı telefonumuza WhatsApp'tan iletişim sağlayabilirler. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.